Murat abi neler söylemek istersin evrimle ilgili? Evrime bir şiir yazdım Furkan Dede. Öyle başlamak istiyorum müsaade edersin. Tabii. Evrim, evrim demiştin ilk gün Survivor'da yapacağım devrim. Ama maalesef halk SMS'te ilk sekizde vermedi sana prim. Ben Survivor'ı doya doya yaşamakta seni tek geçerim. Adada seni arayacak bundan sonra gözlerim. Kafaya takma. Buymuş de. Benim kaderim sana bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Evrim. Evrim. Evet sevgili Furkan Dede. Çok güzel çizdin ki... Murat abi inşallah bir daha olmaz. Yok ben her elenen yarışma <laughs> şiirimi <laughs> her <gülüyor> zaman Aynen. yapıyorum. Espri yaptım çünkü sosyal medyada da böyle çok dönen bir ifade vardı tamam. ondan öyle dedim. Tamam. Ben... Bozulma yani. Yok niye bozulacağım ben her giden e, yarışmacıya duygusal Yok her şey, yarışmacı gurur duyuyor Murat abicim evet. bana da yazmışsın. Bütün herkes Murat abi bana yazmadım. şiir yazmış. niye yazamadım çünkü Hiçbir sen yazmadım. o zaman yarışırken. Sen küçüktün ben daha. Ben yorumcu değilim sen yarışırken. Ben Sema, senden önce sen yarıştım Sema. Küçük de o bir kere... zaman Murat abi yoktu. Şimdi <laughs> bir kere tabii ki duygusal anlar yaşadık. Öyle başlayalım. Şimdi ben bir kere Evrim iyisiyle kötüsüyle. Geçmiş olsun kardeşimiz Evrim'e bu arada. Tabii. Evrim, i̇zliyordur muhtemelen. Evrim izliyordur. Evrim iyisiyle kötüsüyle Survivor'a bana göre damga vurdu. Survivor'a damga vurdu ama en önemlisi ona buradan binlerce kez helal olsun diyorum. Neden? O kadar güzel gitti ki Furkan dedi. O kadar olgun davrandı ki giderken. Bir yarışmacının adadan ayrılırken nasıl davranması gerektiği konusunda bana göre ders verdi. İnanılmazdı gıpta ile izledim. Kimseye tek laf bile etmedi, polemiğe girmedi ve öyle güzel ayrıldı ki her giden yarışmacı işte ona sarıldı mı? Bazıları birine sarılır, bazıları sarılmaz, bazıları birine giderken laf eder, bazıları giderken işte şöyle şöyle yaptın, sen böyle böyle yaptın der. Evrim kendisine yani ada içerisinde ki bazı davranışlarından dolayı eleştiri aldı bugüne kadar Evrim. Özellikle Barış'a yapmış olduğu o yerdeyken yapmış olduğu şeylerden dolayı eleştiri aldı ve vur abalıya yapıldı Evrime. Ama Evrim giderken onu gösterdi ki ben çok olgun bir kadınım ve ben çok insanlara karşı kötü bir kadın değilim ve herkese özellikle hepsine sarıldı bak. Çünkü onun adadan gitmesi için orada bir teşkilat kurulmuştu. Bu gerçek midir? Evet. Hepsi onun adadan gitmesini istediler. Ve gitsin gitsin gitsin. Belki de şu anda hepsi zevkten dört köşe. Evrim gitti diye. Ama Evrim giderken onlara öyle bir mesaj verdi ki yani ben hepinize sarılıyorum. Ben oradan ayrılırken hiç kimseyle bir kötü bir gözle bakmıyorum dedi. Helal olsun ayakta alkışlıyorum gidişini. Bu arada tabii ki giderken bazı da laflar etti. Onlar da çok güzeldi bana göre. Dedi ki çok yoruldum ama başardım. Gözüm arkada kalmayacak. İlk işim annemi arayacağım dedi. Anneme sarılacağım dedi ve Survivor'ı izleyeceğim dedi. Bu arada Veda ve Teresi vardı. Veda ve Teresi yapmışlar ya Evrime. Orada bir sözü var. Orada ağlamamak için kendimi zor tuttum. Öyle duygusal konuştu ki orada. Ne diyor biliyor musun? ben Survivor'ı bırakmayacağım diyor. Gitmeyeceğim buradan. Gitmek istemiyorum. Yani o sözleri de tabii ki o VTR'de o sözleri de evrimi sevenler tarafından çok duygusal gelmiştir. Evrimi sevenler orada gözyaşlarına hakim olamamışlardır. Ama tabii ki evrimi sevmeyenler, evrimin adadan gitmesini isteyenler çoğunluktaydı. Ben de bunu biliyorum. Oradaki yarışmacılar olsun, dışarıdaki bazı kitleler olsun ama... Evrim onlara dedi ki kardeşim ben survivor'a geldim. Burası bir yarışmadır. İyisiyle koşsun, yarış efendim. Sen gitmesin. Vallahi istemiyordum. billahi istemiyorum. Peki o zaman onun yerine gidecek birini söylemen lazım şimdi bana. Evrim gitmeseydi de kim gitseydi? Ha. Ben Evrim'in gitmesini istemedim. Ben bu oylama için konuşmuyorum. Ben genel olarak ha, şimdi konuşurum. Evrim gitmeseydi kim gitseydi? E ama şimdi orada bir gereksiz bir laf etmem. Şu anda gitmemiz zaten. Niye söyleyeyim ki? O zaman bu saatten sonra gidecek bütün yarışmacılar için aynı şeyleri söyleyeceğiz. Hayır ben şunu diyorum. Benim için oradan o gitmiş bu gitmiş. Ben Evrim'in gitmesini istemezdim adadan. Genel konuşuyorum ben. Şu gitseydi, bu gitseydi Evrim kalsaydı demiyorum. Çünkü Evrim bana adada seyrederken ben bir seyirci gözüyle bakıyorum, yorumcu gözüyle de bakıyorum tabii ki seyirci. İzlerken Evrim Evrime kızıyordum da Evrim'de adada bir renkti. Gitmesin de istiyor. Katılıyorum da abi birileri birileri gidecek bu adadan yani. Ne yapacaklar ya abi? kim gidiyorsa gitsin abi benim 2025'e kadar orada kalacak mi? Tamam giden gider, kalan sağlar bizimdir. Ama ben Evrim'in gitmesini istemiyordum. Bana sordun, cevabım budur. Ama şu gitsin, bu gitsin, Evrim kalsın demek istemiyorum. Evet. Sayın Furkancığım. Buyur. <laughs> Buyur canım. Geliyorum. <Gülün>. Bir yarışmacının <laughs> e... beyaz gömleğin çok yakışmış. Teşekkür ederim. Seni kıskandım o yüzden giydim. Estağfurullah yakışmış. Teşekkür ederim. Sana da çok yakışmış. Sağ. Ol. Seni de arada bir e, görürsek böyle farklı kıyafetlerle mutlu oluruz. İnşallah. Herkes sana e, bunu söylüyor biliyorsun. Hep siyah tişört giyiyorsun diye. Siyah tişört sana yakışıyor evet ama sana farklı şeyler de yakışıyor. Tamam. Arada bir deneyebilirsin ya. Yani. Deneyeceğim ama ben özletmeyi severim. <laughs> Şimdi sayın Furkancığım, evet. Bir yarışmacının e, elenerek Survivor'dan ayrılması sistemin getirdiği bir gerçeklik. Evet. Birlerini potaya yazmakla yükümlüsün. Yarışmanın sonuna kadar biz el ele 30-35 kişi finale gidelim diyemiyoruz. İstiyorsan bunu konseyde dile getirebilirsin. Acun abi de bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Böyle bir sistem yok yani. Birleri oradan elenecek. Elenen isim de Evrim oldu. Ev, şimdi Murat abiye sorduğun soruları bana da sormuşsun gibi. Üzerimi alıyorum. Evrim gitmeli miydi? Evrim bence gitmeliydi. Ta ki şu son 2-3 güne kadar. Ben de evrimden çok uzaklaştım. Yaptığı bir takım davranışlar vardı. Yanlış olduğunu düşündüm. Ve artık onun orada vaktinin dolduğuna inananlardandım. Ta ki şu 2-3 günde yapılan organizasyonlardan dolayı onun bir haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Ben yarışmacıların bu şekilde gönderilmesine karşıyım ve gönlüm razı gelmiyor. Maalesef ki orada birkaç kişi organize şekilde Berkan, Yasin, Nisa e maalesef ki Cemal Can da o grubun içerisine dahil oldu. O bir eylem içerisine girmedi ama eyleme şöyle girdi. İsmini veren kişi oldu. Tetiği çeken kişi oldu Cemalcan. Ama burada şey yani bir organizasyon var. Organizasyon olduğu için ve bir çalışma başlatıldı. Kızı kötüleyerek gönderme çalışması yapıldığı için ben ona çok karşı oldum. İnanıyorum ki büyük SMS olmasaydı bu davranışlarının e, halk nezdinde bu arkadaşlarımın bir karşılığı var. Onu çok iyi biliyorum. Evrimin oyunun çok yükseleceğini düşünüyorum. Ama zamanlama böyle denk geldi. Maalesef ki evrim gitti. Kim gitmeliydi diye soruyor musun Hı, bana? Sordum sana da. Evrim yerine bu teşkilatın içerisine giren herhangi biri Yasin, Nisa veya Berkan. Üçünden biri bu diyeti ödemeliydi diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ve Güzel şunu da olacak tabii sana da. Evet. Ve şunu da eklemek istiyorum. Tabii. Murat abi yine bir yanılgı içerisinde. Bu benim düşüncem. Diyor ki Evrim çok güzel veda etti. Evet Evrim şahane veda etti. Zaten diğer bir şekilde veda etmek biraz marjinal bir veda şekli oluyor. Onu yapan arkadaşlar da olabiliyor. Ama bu da bir tercihtir. Yani Berkan'a sarılmayarak gitmesi e, Yasin'e sarılmayarak gitmesi bir tercihtir. Öyle bir şey yapsaydı ben bunu burada eleştirmeyecektim. Tercih diyecektim sadece saygı duyacaktım. Ama her gidişin bir dönüşü olur. Benim tanıdığım evrim cephaneleri dolduruyor. Ya sosyal medya hesaplarından bombardımana başlayacaktır. Ya da büyük finalde kartlarını çok kötü, çok büyük açacaktır. Ona bu organizasyonu kuran kişilere karşı. Bu da benim iddiam. Hadi bakalım Hodri Sen Meydan. kızı durup dururken niye sosyal medyaya yönlendiriyorsun abi? <laughs> hodri Kız Meydan. Kız bir şey söylemeyecek açık. Ben, ben yönlendirmiyorum canım. Ben. Hodri ben. Meydan. Atıyor ben musunuz imzanızı? Maden, bir dakika madem İmzan... bana geldi. Şimdi Sema konuşsun ben sana Çünkü cevap Çünkü Murat abi de bence o sinyali aldı. Sema'da bugün bir e, yerinde duramama seviyoruz. <laughs> hayır seviyor Yerinde duramama. Şimdi duramam. söz sırası ben Sema'da. Hayır hayır. Arkadaş hayır bana saldırmaya ben çalışıyor ben da ben yine de <laughs> semaya saygımla arkadaş bana Hah. saldırıyor. Bunu fakat ben şimdi dönüp cevap vereceğim. Cevap vereceğim. Fakat söz Bunu, sırası Sema dedi. Sayın, sonra Murat gelsin Özellikle, sonra döneyim. Buna saldırı olarak nitelendirmeyelim. İnsanlar büyük düşüyor, iradesiyle düşüncelerini <laughs> paylaşıyor. Sen yanılgıya düşüyor <laughs> dedin ya. ben sana cevap, <laughs> cevap vereceğim. Cevap vereceğim. Evet vereceğim. Sema'dan sonra müsaade edersen <laughs> kafi. Yanılgıya düşüyor dedi Ama bana saldırıyor. saldırıyor. Saldırı olarak nitelendirmiyorum. Bir fıstık daha vurdu şu anda. Bugün normal şartlarda sevgili Survivor Extra izleyenleri ben tabi masada söz verirken zorlandığım anlar oluyor. Çünkü yorumcularımız kaşla gözle beni taciz ederler. Yani bana bana ver sözü ben istiyorum gibi. Ama Sema bugün boyut aşarak sandalyeden kalkıp kalkıp <laughs> inmeye başladı. Oturup <laughs> oturup inince Yok, ben doğal katıl, olarak Sema... Katılmıyorum ki senin bu sözüne katılmıyorum. Biz ne zaman seni gözümüzle kaşımızla taziz ettik? Belki Murat abi yapabilir de ben bak, bu lumurt alarım. bana at. abi. Ben ben herkesi, her, herkesin, Her, her bana bir şey yiğidin, olsa bu ne yapacak? Ya? Her yedin yoğurt yedi <laughs> Ben, ben, yani ben olmasam Allah hayatta bu kimle uğraşacak abi. abi? Sen ne yapacaksın ben olmasam? Ya <laughs> Şey. <laughs> Ama şimdi sana söylemiyorum o lafı. Ben öyle anladım. Bak iki kere saldırdı bana. Şimdi sen bu adam sorun ne <laughs> Şöyle her yiğidin yoğurt iş şekli farklıydı. Evet. Evet. Murat abi kaş göz yapar. Sema gördüğün gibi zıplamaya başladı. <laughs> ben... Senin de iki kaşın birleşip aşağı doğru düşüyor Vay ve bana. Başım. Baygın ve mazlum bir şekilde bakıyorsun ve evet. ben de ondan sonra üzülerek sana söz veriyorum. Sen taktiğinde bu. Yok, ben senin direkt senin de giriyorum. bu. Evet. Yok, direkt senin taktiğinde bu. Şimdi semaya ver abi. Ve sözümü kesiyorsunuz da İsyan diyor. Tamam. Diyorum oturamıyorum. ben. oturamıyorum. <laughs> oturamayan sen <bugün gülüyor> evet. oturamayan... bu gece hakikaten yani... fıstığına veriyorsunuz. Evet. Fıstık gibi evet. Olmuş. Ama fıstık bendim. Yok, sen. Fıstık sen... kardeş diyor diyor bana <gülüyor> <gülüyor> Sen bence fıstığın kabuğusun. O gerçek fıstık. Evet. Evet, şimdi ben başlayayım. Sem'in söylediklerine zerre zerre katılmamakla beraber. Evet. Ya şimdi benim izlediğim Anne Evrim. ama Birçok bir şey e, benim izlediğim Evrim bunun gerçekten bir yarışma olduğunu farkına varan, orada hakkını vermeye çalışan ve gereklerini yapmaya çalışan bir yarışmacı. İnsanları dışarıda rahatsız edecek ya da işte hatalarını söyleyecek ya da onları vurmaya çalışacak bir karakter değil. Çünkü Evrim gerçekten hayatı biraz tanımış bir kız. <laughs> Ya ben mesela Yasin'i kabul ettiği günlerde, Yasin ona bağırdığı zaman, arka çıktığı günlerde helal olsun ya kıza bak. Öyle ya da böyle arkasına duru diyebildim. Bence durmamalıydı dedim. Ama durabildi. İnsan kardeşinin arkasına bile zor duruyor bazen. Nasıl durdu dedim. Yani evrim dışarı çıktı artık ben elendim. Hadi bakalım onlar da görsün. İçeridekilere bir sağlarım diyecek bir karakter. İzlemeye de sahip. devam edeceğim dedi biliyorsun. Onu da söyledi. Onu da ekledim. Evet, izleyecek tabii ki. Çünkü oranın bir parçası o. Yıllarca yani ben bir tez geliştirirken birçok şey oluyor. Yani söylememiş olabilir niye Şimdi aklıma geldi. İyi kader uzaya mı gidecek Türkiye'de? İzleyecek. Çünkü izleyecek. bizler de yani herkes izler. Çünkü orada bıraktığın arkadaşlarım var, orada bıraktığın rakiplerin var. Kazanmasını istediğin ve kazanmasını istemediğin insanlar var. O gün onları nasıl yarıştığını, Ağladı mı, üzüldüm mü, sevindim mi onları görmek istiyorsun. Bunlar seni üzüyor ya da mutlu ediyor. Mutlu olmak için ya da Onların derdine ortak olmak için izleyeceksin.